Yani sumak ekşisi ahıdı derler burada. Onun için. Evet. Farklı kullanılır. Önce bu sumak alınır, temizlenir ve bir teşkilere veya kaplara kurup. Çok beğendik. Değişik mezelerinizin olması ülkenin zenginliğini gösteriyor tabii ki. Biz de bir gastronomi gurme eğitim gezisindeyiz. Bence Türkiye'nin her ilindeki yiyecekler, içecekler tanıtılması gerekir. Daha çok misafirin şehrinize gelmesini sağlar. Tek kelimeyle harika tabii ki. Yani bu Güneydoğu'nun veya Akdeniz'in veya bu yörelerin şeyleri harika tabii ki. Tatları. Bir de ben rehber olduğum için özellikle ilgileniyorum ve buranın paça, kelle paçasına öncelikle bayılıyorum. Ve eğer biber almak istersen mutlaka buradan alıyorum. Salçayı buradan tercih ediyorum. Ama tabii ki çok yöresel, çok güzel şeyler var. Onları da bir öğrensek, yapsak diye böyle işte eğitim turlarına çıkıyoruz. Çok güzel her şey. Harika. Gayet güzel. Gayet zengin bir mutfağınız var. Bunu görmekten, tatmaktan çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda burada Kahramanmaraş'a ait lezzetler neler, onlarla ilgili arkadaşlar bunları sergiliyorlar. Biz buna Maraş Saray Mutfağı ismiyle bunu anlıyoruz, öyle ifade ediyoruz. Maraş Saray Mutfağı'nda neler var? Dışarıdan ziyaretçiler buraya geldiğinde neler tadabilirler? Mutfak lezzetlerinin içinde neleri görebilirler, tadabilirler. Yanı sıra hediyelik eşya olarak ya da bu lezzetlerden hediyelik olarak hangilerini alabilirler? Onları sergiliyoruz. Çalışmamızın bundan sonraki aşamalarında daha fazla şehrimize ziyaretçi gelmesini bekliyoruz. Beklentilerimiz bunlar. Maraş'ın dondurması, tarhanası, pul biberi, yanı sıra çöreği, bir sürü alabilecekleri, yanlarında taşıyabilecekleri lezzetler var. Bunları biz tanıtıyoruz. Hem gelip şehrimize tadacaklar hem de tekrar memleketlerine döndüklerinde götürebilecekler hediyelik olarak. Daha fazla insanın tanımasını, daha fazla insanımızın buraya gelmesini şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Amacımız bu.